İyi oldu mu lan orası? Başka bir yere mi alsak ha? Abi 10 numara oldu. Işık falan da alıyor. O ne demek lan ışık alıyor? Çalacak. Çalacak tabii. Babuşkanın vasiyeti. Ali, Deniz Hanım'a sor. Şöyle iyisinden bir piyano hocası bulsun bize. Bir de gitmişken canım resimlerinden 3-5 tane al. Şöyle sağa sola asarız. Geldiklerinde muhabbet olur böyle gelip bakarlar filan. Abi kasmasın o resimler seni. Adam manzara falan yapmıyor yani. Allah Allah. Bakmayız oğlum o tarafa. Efendim Hikmet Baba. Hemen buraya gel. Bir şey mi oldu? Helikopteri hazırlasınlar. Yastığına gidiyoruz. Geldiniz. Merhaba. Selam Meryem. Bugün izniniz. Ama akşam için yemek hazırlıyorum. Makineden çamaşırlar da çıkacak. İyi günler Meri. Çıkmadan bize kahve hazırla lütfen. Sen rahatına bak, geliyorum. Efendim Meri. Irmak Hanım, bir haberim var benim. Ya Fırat Bey eve geldi ama yanında bir kız vardı. İzinlisin dedi, beni gönderdi sonra. Kimmiş, neyin nesi, adını biliyor musun? Ya adını bilmiyorum bile, az gördüm işte. Ya siyah saçlı, yüzü böyle asık ama bir özellik yok, bir kız işte. Tamam, tamam teşekkür ederim, ben hallederim. Ondan sonra yarın görüşürüz dedi. Beni gönderdi. Tamam, tamam görüşürüz. Güzelmiş evin. Teşekkür ederim. Burada olman çok ilginç. Buna da birden farklı gözüktü evin. Evet. Başka birinin bakış açısından bakınca garip gelir ev, değil mi hep? Ne diyordu baba? Evde anlatacağım dedin. Benim gitmem gerek de. İstifa için beklememi istiyor. 2 gün içinde halledeceğim diyor ama Sermet'in ben babamla takacağını falan zannetmiyorum. Evet, bence de takmaz. Sermet'in delirmesinin sebebi bizim görüşüyor olmamız zaten. Ama artık bir sorun kalmayacak. Çünkü seninle görüşmeyeceğiz artık. Ben kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi o ite sormayacağım. Fırat, bak ben bütün bunları konuşup netleştirmek için de buraya geldim. Sadece Sermet değil aramızdaki mesele. Irmak'la olan ilişkinde de benim yüzümden çok kafan karıştı. Ben çocuk değilim Narin. Irmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. Evet farkındayım, kendini havaya soktu. Havaya mı soktu? Ben çok iyi bilirim senin kadınları 2 dakikada nasıl havaya soktuğunu.
Belki seni de tekrar havaya sokarım diye umuyorum. Sokamazsın. Çekmiyorsun artık sen beni. Söyledim sana. Çok acı şeyler yaşadık biz. Bitti. Bitti. Yarım kaldı her şey. Kayboldum birden. Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzelleşebilir insan böyle yıllar geçtikçe. Irmağa dön. Beni rahat bırak. Bak sular yükseliyor. Eğer bu bent yıkılırsa çok kötü olur. Dostluklarım, işim, senin hayatın bile tehlikeye girer, anladın mı? Bırak beni. Irmağa dön. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin, öyle mi? Evet. Irmağa dön, bırak beni. Bu gerginliği istemiyorum. İç huzurumu bulabilmek için çok uğraştım ben. Yıllarca bu hayatı kurabilmek için çok emek verdim. Sadece maddi olarak değil. Çok acı çektim, neler çektiğimi bile bilmiyorsun. Deniz kurtardı beni. Açlıktan değil, senin aşkından ölmek üzereydim. Irmağa dön. Bırak beni. Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Tamam, ne istiyorsun? Söylesene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.